Mart 1930, Küçük Prenses. Gecenin köründe Jennifer, kırsal bir köy yolunda seyahat eden bir otobüsün arkasında uyuyakalır. Otobüsün önünde genç bir çocuk el yapımı bir hikaye kitabı okuyor. Jennifer'ı uyandırıp ona hikayenin geri kalanını kendisine okuması için yalvarıyor. Jennifer kitabı alıyor ama şaşırtıcı bir şekilde sayfaların çoğu boş oluyor. Otobüs duruyor ve çocuk aniden otobüsten iniyor ve yolun aşağısına doğru gözden kayboluyor. Jennifer beklemesi için bağırıyor ve çocuğu otobüsten itibaren takip etmeye karar veriyor. Otobüsten indiği an araç basıp gidiyor ve Jennifer'ı tek başına bırakıyor. Çocuğun arkasından garip bir tepeye çıkan patikayı izleyen Jennifer, tanıdık bir köpek avlama sesi duyar. Kilitlenmemiş bir kulübe bulur ve içine girer. Sadece Brown adını taşıyan bir köpek tasması bulmak için. Kulübeden ayrıldıktan sonra çocuğu tekrar kaçarken fark eder Jennifer. Çocuğun ardından Rose Garden yetimhanesi olarak bilinen bir yetimhaneye doğru giderler. Ön kapının parmaklıklarından kafalarını kese kağıdı geçirmiş iki kız ona doğru bakıyordur. Bunlardan biri çuvaldaki bir şeyi sopayla döver. Bu sırada çocuk malikaneye girer ve kapıyı arkasından kapatır. Korkmaya başlayan Jennifer farklı bir giriş yolu arar. Bir arka kapı bulur ve yetimhanenin önündeki kızların ve çuvalın ortadan kaybolduğunu fark eder. Jennifer yetimhaneye girer ve ön kapılar arkasından kilitlenir. Çocuğu merdivenlerden yukarı çatı katına kadar takip ederken çocuğu bir kalenin tepesinde dururken bulur. Ve çocuk ona hikaye kitabını okumasını söyler. Jennifer kitabı açar ve hikayenin daha fazlası olduğunu görür. O sırada cenazenin başladığını bildiren bir ses hoparlörden yükselir. Çocuk tekrar ortadan kaybolmadan önce Jennifer'a cenazenin sevgili arkadaşı için olduğunu söyler. Yetimhanenin iç avlusunda Jennifer bir mezar bulur ve orada gömülü olduğuna dair önemli bir şey hissetmeye başlamıştır. Öfkeyle kazan Jennifer bir tabut bulur ve içeri bakar. Daha önce dövülmüş çuvalı keşfeder. Ancak Jennifer daha yakından bakmadan kese kağıdı giyen kızları etrafını sarar. Biri Jennifer'ın ne kadar pis olduğu ile ilgili bağırmaya başlar. Hoparlörden kızlara törenle üzerine su dökmeleri için bir dizi komut verilir. Daha sonra hoparlör tekrar komut verir ve kız grubu Jennifer tabutu iter, içeri kapatılır ve onu karanlığa götürür. Nisan 1930, Şanssız Yonca Tarlası. Jennifer uyanır ve kendini garip bir odada bir destek kirişine iple bağlı olarak bulur. Yan odadan onu izleyen bir çocuk hoparlörden Jennifer'a acımasız, alaycı bir tonda onun kötü bir kız olduğunu söyler. Ona her ay Jennifer'ın Red Crayon, Kırmızı Mumbo'ya aristokrat kulübüne bir hediye teklif etmesi gerektiğini, yoksa iktidardaki prens onu öldüreceğini söyler. Oğlan daha sonra bir makası alıp Jennifer'ı serbest bırakır. Bölgeyi keşfeden Jennifer, üzerinde aylık hediyenin güzel bir kelebek olduğunu belirten bir poster bulunan aristokrat kulübünün kapısını bulur. Pencerelerden dışarı baktıktan sonra Jennifer aslında yerde değil, gökyüzünde bir zeplinle seyahat ettiklerini keşfeder. Jennifer hava gemisini araştırır ve kendilerine prenses diye hitap edilen birçok kızla tanışır. Çoğu ona karşı oldukça kaba olmasına rağmen Jennifer isimlerini öğrenir. Diana, Mac, Eleanor, Susan, Olivia, Amanda ve Clara. Ancak bir kız kendisine Wendy olarak hitap eder ve Jennifer kibar ve arkadaş bir şekilde selamlar. Ayrıca birkaç erkekle de tanışır. Xavier, Nicholas, Thomas, yanı sıra iki yetişkin Hoffman ve Martha Carroll. Jennifer kısa süre sonra iple bağlı bir köpeği makasla serbest bırakır ve kulübede gördüğü köpek tasmasına adının Brown olduğunu anlar. Jennifer yeşil bir kelebek bulur ancak onun aylık hediye kutusunu koymaya çalıştığında kabul edilmemiştir. Sebep olarak da çirkin olduğu için layık görmemiştir onu kimse. Jennifer sonunda güzel mavi bir kelebek bulur ve kısa süre sonra impler olarak bilinen birçok canavar onu kuşatır. İmplerden kaçan Jennifer aylık hediye kutusuna doğru yol alır, kelebeği kabul görür ve Diana Jennifer'ı kulüp odasının içine çekip yere atar. Kelebeğinin hiçbir değeri olmadığını söyler. Ceza olarak Diana ve aristokratların geri kalanı Amanda'yı Jennifer'ın yüzüne fare bağlı olan bir sopayı dürtmeye teşvik eder ve o bayılır. Mayıs 1930, Sir Peter. Jennifer pislik odasına uyanır ve Amanda'dan onunla Zeppelin'in en yüksek noktasını buluşmasını söyleyen bir mektup bulur. Zeppelin'in çatısında Amanda ondan özür diler ve fare cezasından af için yalvarır. Zeppelin içinde Jennifer, aristokrat kulübü tarafından Wendy'nin kayıp evcil tavşanı Peter'ı bulması için görevlendirilir. Jennifer aramaya başlar ve pislik odasına girdikten sonra onu görmezden gelen ve uzaklaşan gizemli bir adamla karşılaşır. Jennifer daha sonra tavşanı bulur ancak tavşan kaçar. Brown'un yardımıyla Jennifer, impler tarafından dövülen kanlı bir çantaya yönlendirilir. Onu fark eder ve Hoffman'ı uyarırlar. Hoffman aniden Jennifer'a saldırır ve Jennifer'ın onu öldürmekten başka seçeneği kalmamıştır. Hoffman'ın yenilgisinden sonra impler cesedi sürükler ve oradan uzaklaşırlar. Jennifer kanlı çantayı aylık hediye kutusuna taşır ve Peter aceleyle çantadan aristokratın odasına girer. İçeride Jennifer terfi ettirilir ve Amanda aristokratlar tarafından rütbesi indirilir. Aristokratlar Jennifer'ın cezayı bu sefer Amanda'ya vermesiyle fare cezası tekrarlarlar. Amanda'nın suratına sıçanı koyunca Amanda hemen bayılır ve sıçanın kendisine baktığını gören Jennifer sıçanın kurtçuklarla kaplı olduğunu fark edince o da bayılır. Çocuk onu kalenin tepesinden izlerken Jennifer kulüp odasına gelir. Ona 3 hikaye kitabı sunar. Mutluluk Kuşu, Deniz Kızı Prenses ve Keçi Kız Kardeşler. Temmuz 1930, Mutluluk Kuşu.
Bu bölüm Jennifer'ın Eleanor'la bir odada uyanmasıyla başlar. Jennifer, Eleanor'un kuş kafesinin boş olduğunu fark eder ve Eleanor'a gider. Odadan ayrılan Jennifer, Diana ve Meg'in Eleanor hakkında konuştuğunu duyar ve yere kırmızı bir kuş tüyü bırakıp hemen oradan uzaklaşırlar. Jennifer tüyü alır ve mutluluk kuşu olarak bu seferki aylık hediyesini kuşu bularak vermeye karar verir. Kırmızı tüyü ipucu olarak kullanan Brown, Jennifer'a kuşun kokusunu bulmasına yardımcı olur ve Jennifer kadınlar tuvaletine giden kırmızı tüylerden oluşan bir yol bulur. Yolun üzerinde üstünde kan olan bir kuş görür. Ancak tam o sırada birinin kendisine yaklaştığını duyan Jennifer ahırda saklanır ve Diana ve Meg kıkırdayarak içeri girerler. Jennifer, Diana ve Meg'in Eleanor'la alay ederken kıkırdadıklarını ve güldüklerini duyar. Ayrılırlar ancak Jennifer kısa süre sonra Diana ve Meg'i gizlice dinlerken yakalanır. Meg, Jennifer'a mutluluk kuşunun yakınlardaki bir odada bir yerde olduğunu ve zamanında bulunmazsa öleceğini açıklar. Jennifer odalardan birinde bir kutu bulur. Uzun bir araştırma ve çevre çeşitli ipuçlarını kullanan Jennifer, her kutunun içinde yalnızca daha küçük bir kutu olduğunu fark eder. Sonunda Jennifer son kutuyu açtığında Eleanor'un kuşunun gerçekten de boğulduğunu ve öldüğünü fark eder. Eleanor tökezleyerek odaya girer, kuşunun cesedini Jennifer'ın elinden alır ve gevşek gövdesini kafesine yerleştirmekle yetinir. Eleanor daha sonra aristokrat kulübüne hediye kutusunu bağışlar. Jennifer bölümün sonunda verdiği sözün bir kısmını hatırlıyor. Sonsuz mutluluk sadece bir şakadan ibarettir. Ağustos 1930, Deniz Kızı Prenses. Bölümü Jennifer'ın Hoffman'ın balığının gittiğini fark eden Diana ile bir odada uyanmasıyla başlar. Diana daha sonra kayıp balığı aramak için Jennifer'ı yalnız bırakır. Jennifer, Olivia'nın aylık hediye kutusunda ağladığını fark eder. İnceledikten sonra Jennifer, aylık hediyenin evlenmemiş bir deniz kızı olduğunu fark eder. Jennifer, deniz kızlarının varlığını tartışan Meg ve Eleanor'la karşılaşır. Jennifer'a deniz kızlarını sorarlar ve geride bir balık pulu bırakıp ayrılırlar. Brown, balık pulunun kokusunu kullanarak Jennifer'ı balık kokulu bir odaya götürür. Jennifer, deniz kızı prensesle savaşır. Yenildikten sonra canavar bir deniz kızı bebeğe dönüşür. Ve Jennifer kendini Diana ve Hoffman ile Hoffman'ın odasında bulur. Jennifer bölümün sonunda verdiği sözün bir kısmını hatırlıyor. Ölümde bile seninim. Eylül 1930, Keçi Kız Kardeşler. Bu bölüm Jennifer'ın bir odada bir şeyleri eksik gibi gören Meg ile uyanmasıyla başlar. Meg daha sonra Jennifer'ı kendi kendine düşünerek yalnız bırakır. Jennifer, Diana ve Eleanor'la karşılaşır. Görüşmelerinden Jennifer, Meg'in Diana'ya yazdığı bir aşk mektubunu kaybettiğini fark eder. Ancak Diana, Meg'in sürekli onu takip etmesinden baktığı için mektubu zaten aldığını ve onu ikiye böldüğünü açıklar. Daha sonra Jennifer'dan Meg'in aşk mektubunun diğer eksik yarısını bulmasını isterler. Mektubun kokusu Jennifer'ı aristokrat bagaj odasına götürür. İçeride makas ve dirgen kullanan iki keçi imp olan keçi kız kardeşlerle savaşır. Jennifer, keçi kız kardeşleri yendikten sonra Meg'in aşk mektubunun diğer parçasını fark eder. Diana ve Eleanor arkalarında Meg ile birlikte odaya girerler. Meg, Jennifer'ı Diana'ya yazdığı aşk mektubunu parçalamakla suçlar ve Diana'nın kollarını da alar. Bu durumdan iğrenen Diana, aristokratlara Jennifer'ın soğan torbasına koymalarını ve diğer çocuklarsa içine çeşitli böcekler koymalarını emreder. Korkmuş ve kafana kısılmış Jennifer, soğan torbasının içinde bayılır. Jennifer, bu bölümün sonunda verdiği sözün bir kısmını hatırlıyor. Gerçek aşk bile çatışmalarla çabucak parçalanır. Mutluluk Kuşu, Deniz Kızı Prenses ve Keçi Kız Kardeşler bölümlerinden sonra Jennifer, aristokratın kulüp odasına uyanır. Ancak bu sefer gizemli çocuk gitmiştir. Jennifer odadan çıkarken uğursuz görünen bir çift el onu yakalar ve diğer tarafa çeker. Haziran 1930, Zencefilli Kurabiye'den ev. Jennifer, geceleri Gregory'nin üzerinde durduğu güzel bir gül bahçesinde uyanır. Oğlu Joshua hakkında bir şeyler mırıldanarak ayrılır. Jennifer, Gregory'nin evine giden bir yolu takip eder. Evin içinde Jennifer, Gregory ile çeşitli anıları hatırlamaya başlar. Bir anısıyla Jennifer, Gregory tabancasının başının yanına doğrulttuğunu ve intihar düşündüğünü hatırlıyor. Evin bodrum katında Jennifer Gregory'yi bulur ve daha sonra onu bir zamanlar Joshua'nın odası olduğunu anladığı eskimiş bir odaya kilitler. Jennifer'ın Joshua'nın odasında gören Wendy gizlice eve girer ve kapıyı açar. Jennifer Wendy ile tanışır ve onlar kaçmadan hemen önce Wendy Gregory'nin tabancasını savurur. Gül bahçesinde Jennifer Gregory'nin evinde bulduğu doldurulmuş ayıyı Wendy'nin broşürüyle değiştirir. Daha sonra ayıya Joshua adını verir. Ekim 1930, Bez Prenses Diker. Zencefilli kurabiye evinde yaşadığı çileden sonra Jennifer, aristokrat kulübünün kapısının önüne geri döner. Bunun önündeki poster şimdi ayı Joshua'nın kayıp olduğunu ve aristokrasinin onu aradığını belirtir. Ayrıca doldurulmuş ayı bulmanın ödülünün kırmızı bir mum mayası olduğunu belirtir. Jennifer, Gregory'ye Amanda'nın odasının dışında bir hikaye kitabı bıraktığını görür. Amanda'nın odasında Jennifer onunla konuşmaya çalıştığında Amanda şaşırır. Amanda, Jennifer'a ayıyı çaldığından şüphelenip şüphelenmediğini sorar ve Wendy'ye suç atar. Jennifer, Wendy'nin odasında onu yataktan çıkmış, yerde yatarken bulur. Wendy'nin
yatağa geri dönmesine yardım eder. Wendy aristokratların geldiğini ve onu Ayı Joshua'yı çalmakla suçladığını söyler. Amanda'yı arayan Jennifer, Amanda'nın kendi vücudunun cesedine benzeyen bir şeyi sürüklediğini görür. Amanda asansörle Zeppelin tepesine kaçar ancak Jennifer'ın takip etme şansı bulamadan güç kesilir. Diana Jennifer'a gücü geri yüklemesini emreder ve bunu yaparken Jennifer Xavier'ın jeneratörün kollarından birini çaldığını keşfeder. Kayıp kolu bulup gücü geri yükledikten sonra Jennifer asansörü kullanır ve Zeppelin tepesinde Amanda'nın bir sopayla bir şeyi dövdüğünü görür. Amanda Joshua'yı Jennifer'a geri verir ve Amanda'nın kendi el yapımı oyuncak bebeğini dövdüğünü fark ettikten sonra Jennifer tekrar bayılır. Uyandığında Jennifer gizemli bir çocuğun ayıyı ondan çaldığını fark eder. Zeppelin içinde uzun bir kovalamacanın ardından Jennifer aristokratlar kulübü kapısının önüne kadar çocuğu takip eder ve ayıcığı bulur. Jennifer ayıyı aylık hediye kutusuna koyar ve aristokratlar Jennifer'a söz verildiği gibi kendi kırmızı pastel boyasını verir. Ve aniden kaybolurlar. Birdenbire imp yığınları ortaya çıkmaya başlar ve Jennifer'ın vücudunu iple bağlarlar. Jennifer yine yeniden bayılır. Kasım 1930 cenaze. Jennifer, Rose Garden yetimhanesinde iple bir direğe bağlı olarak uyanır. Elbisesinde kırmızı boya kalemi izleri, ağzında da kırmızı boya kalemleri tıkılmıştır. Güneş batıyor ve Hoffman hoparlör aracılığıyla çocuklara temizlik zamanının geldiğini söylüyor. Jennifer aynı odada bulunan Brown'a seslenir ve Jennifer'ın iplerini serbest bıraktırır. Yetimhanenin lobisinde Hoffman, Jennifer'ı yine kaçamak yapmakla suçlar ve ondan diğer çocuklara temizliklerinde yardım etmesini ister. Jennifer diğer çocuklarla konuşmaya çalışır ama hepsi bile onu görmezden gelir. Yetimhane boyunca buruşmuş kağıtlar üzerine yalan, kirli gibi aşağılayıcı mesajlar yazılmıştır. Bir not Jennifer'a ana koridora gitmesi gerektiğini söyler. Gittiğinde ise aniden gün geceye döner ve Hoffman çocuklara iyi geceler diler. Jennifer buruşuk kağıdı açar ve dehşet içinde kendisinin artık ayrı kedi olduğunu anlar. Yetimhanenin avlusunda Jennifer bir pencereden Wendy'yi görür. Avluda Wendy, Jennifer'a önemli bir aristokrat kulübü toplantısının gerçekleşmek üzere olduğunu söyler. Jennifer, cenaze başlıklı hikaye kitabı okur ve bitirdiğinde Brown ve Wendy'nin ortadan kaybolduğunu fark eder. Kulüp odasında Jennifer, Brown'ın cesediyle ilgili bir halüsinasyon görür. Aristokratlar ortaya çıkar ve Wendy, Jennifer'a onun kırmızı gülün prensesi olduğunu açıklar. Amanda, Jennifer'ın kulağına Brown'ın öldüğünü fısıldar ve içinde büyük bir yumru olan kanlı bir çuval işaret eder. Öfkeyle alevlenen Jennifer, Wendy'yi birkaç kez tokatlar, onu yalancı der ve onu asla affetmeyeceğini yemin eder. Jennifer daha sonra aristokratlara karşı durur, onları Wendy'nin tarafını tuttukları için canavarlar olarak adlandırır ve Wendy'nin broşunu onlara doğru fırlatır. Aşağılanmış ve kalbi kırık Wendy hıçkırarak odadan çıkar. Aralık 1930, Sokak Köpeği ve Yalancı Prenses. Yağmurlu bir gecede Jennifer yetimhanedeki odasında uyanır. Amanda Jennifer'a aristokrat kulübünün ondan yeni gülün prensesi olmasını istediği bir odaya kod sokar. Jennifer reddedemeden Susan Wendy'yi yetimhanenin dışında görür. Dışarı çıkıp Wendy ile alay etmeye hazırlanan kızlar yetimhanenin dışına çıkarlar. Ancak Jennifer içeride kalmaya karar verir. Jennifer dışarıda çığlıklar duyar ve sessizce ne yapacağını bilemeden korkarak durur. Aniden yetimhanenin ön kapısı açılır ve Jennifer Gregory'nin ölen oğlu Joshua ve Gregory'nin orada olduğunu görür. Gregory artık tamamen sokak köpeği olur. Joshua onu Jennifer'a saldırmaya ayarlar ve bir savaştan sonra Brown ruhen yanında bulunup Jennifer'a yardım eder. Gregory'yi yendikten sonra Jennifer, Joshua'yı bulmak için dışarı çıkar. Joshua, Jennifer'a aslında Wendy olduğunu açıklar ve Jennifer'a sokak köpeğini kendi bencil sebeplerinden dolayı getirdiğini söyler. Wendy özür diler ve Jennifer'a Gregory'nin silahını verir. Hala hayatta olan Gregory, Wendy'yi öldürür ve Jennifer ile bir kez daha karşı karşıya gelir. Burada oyun iki sona ayrılıyor. Kötü son. Bu sonda Jennifer geçmişiyle hesaplaşmaz. Gregory'yi savaşta öldürür. Ekran yavaş yavaş kararır ve ekrandaki bir mesaj Jennifer'ın tekrar yalnız kaldığını, sözünü tutamadığını ve kimseyi kurtaramadığını belirtir. İyi son. Bu son Jennifer silahı Gregory'ye verir. Onunla intihar eder ve Jennifer bir zamanlar bölümünde geçmişiyle uzlaşması için ona eşlik eden parlak bir ışığa koşar. Bir zamanlar. Oyuncu artık Rose Garden yetimhanesine anılara yansıyan küçük bir kız olan Jennifer'dır. Jennifer yetimhaneden çıkarken Wendy'nin toprağa çizdiğini fark eder. Jennifer ve Wendy birbirlerine referanslarla selamlar ve alnından öperler. Jennifer ön kapıdan geçerek Wendy'yi kapatırken o üzüntüyle başını eğer. Jennifer kulübeye ulaşır ve Brown'a onun için yaptığı tasmayı verir. Bir zamanlar Wendy'ye verdiği sözü hatırlar ve Brown'a da aynı sözü verir. Sonsuz, gerçek aşk, ben seninim. Jennifer daha sonra Brown'u kulübeye kilitler ve onun anısını ölene kadar, sonsuza kadar koruyacağına söz verir.